Allah razı olsun yani bir kardeşimiz samimi olarak bazı şeyler sormuş ve biraz evvel söylediğim gibi Nur cemaatinde maalesef yanlış bilinen, yanlış tatbik edilen bazı hususları ikaz etmiş bize. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum, siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Kastaman layıkası. Doğru. Hiç itirazımız yok. Üstad doğru söylemiş, sen de doğru göndermişsin bize. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizin derslerinizi izliyordum ama Risale-i Nur dışında farklı eserler de okunuyor. Hizmet düsturlarında başka eserler okumak var mıdır? Risale-i Nurlar sizi tatmin etmiyor mu acaba? Size kuvve-i maneviye kazandırmıyor mu? Çok kıymetli, çok değerli insanlarsınız maşallah. Sadece Riyaz-ı Salihin veya varsa başka eserler canlı yayında okunmasını hoş görmüyorum. Şahsi olarak okunmak istenirse okunur. Çünkü insanları bu zamanda farz derecesinde elzem olan Risale-i Nur'lara teveccüh ettirilmesi gerekiyor. Risale-i Nur dışında farklı eserler okunuyor. Farklı eser dediğimiz Riyaz-ı Salihin veya bazen Ramuzul Ehadis veya Riyaz-ı Salihin, çoğu zaman Kulusi Bey, Allah ona rahmet etsin, tamamen Riyaz-ı Salihin okuturdu. Ama biz bazen öyle kaçamak Ramuzul Ehadis'i de bitiriyoruz. Riyaz-ı Salihin aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek hayatında yaşadığı şeyleri bize anlatan bir eser. Hadis kitabıdır yani. Şimdi Efendimizin yaşadığı şeyleri yapmak sünnet seniyedir. Sünneti terk eden edebi terk eder. Hasereti bir edepsizliğe düşer. 11. lemma. Sünneti terk eden edebi terk eder. Hasaretli bir edepsizliğe düşer. Ne zaman ne sünnetini terk eden 24 saatte yaşanacak yaşadığın hayatta her sünneti terk ettiğin edepsizliktir. Sünneti her terk ettiğin edepsizliktir. Misal, basit değil bunlar. Bunlar basit değil. Ben Karabük'ten Ramazanoğlu Hazretlerini ziyarete geldim. Mahmut Ramazanoğlu değil mi? Mahmut Sami Ramazanoğlu, Adanalı. Burada İstanbul'da ne semtiydi o? Erenköy. Ha, Erenköy'de. Erenköy'de dergahı vardı. Geldim, elini öptüm orada. Çıkarken mi, girerken mi bilmiyorum. Orada su var. Bu damacan gibi su. Damacan değildi zannediyorum. Var mı diyorum. Damacan gibi su. Millet girerken su içiyor yani. Ben de bardağı doldurdum. Ayakta içtim. Ayakta içiyorum. Allah razı olsun. Bir Deyrişan'dan birisi ayakta su içilmez dedi. Geçti yani. Durup bana izahta falan bulunmadı. Ayakta su içilmez dedi, geçti. Bak bugün gibi aklımda. Güzel bir ikaz, hoş bir ikaz. Su içmenin bir edebi vardır. Onu terk ettin mi edepsizlik yaparsın. Benim o edepsizliğimi gayet güzel bir, latif bir şekilde ikaz etti. Yemeğe başlarken bir edep vardır. Terk ettin mi edepsizliktir. Bitirirken bir edep vardır, terk ettiğin edepsizliktir. Yani 24 saatte yaptığın her şey, eğer sünnet-i seniye ise, uygunsa sünnet-i seniye, edeptir.
mükafatı vardır. İbadet manasındadır. Ubudiyete dahildir o. Ubudiyete dahildir. Sünnet seniye ittibadır. Şerefi çok yüksek. Terk ettin mi? Edepsizliktir. Yanlıştır. Şimdi hadis kitabını okumazsan neyin edep, neyin edepsizlik olduğunu nasıl bileceksin? Yani sünnet seniyeyi bilmezsen sünnete nasıl uyacaksın yani? Öyle değil mi ya? Yani bizim meşhur Harputlu'nun hikayesi. Efe, Harputlu Efe, ceketi atmış omzuna, bakıyor karşına bir Ermeni geliyor. Düşünmüş, taşınmış, ulan hiçbir hayırlı işimiz yok, dur ben bu Ermeni Müslüman edem demiş. Ermeni'yi yatırmış. Bıçağı gırtlağına dayamış, ulan çabuk Müslüman ol. Ermeni alttan diyor ki, olayım da nasıl yapacağım diyor. Ulan ben ne bileyim nasıl yapacaksın oğlum, çabuk Müslüman ol. Şimdi sünnet seniyenin reklamını yapıyoruz. İşimiz bu. 11. lema gibi ve bütün Risale-i Nur'un her tarafında ve Hazreti Bediüzzaman'ın hayat standardında, 24 saatlik hayatında zerre kadar sünnet seniyeye aykırılık olmayan bir hayat. Bizim numunemiz bunlar. Şimdi sen bunun ne olduğunu, yani ne, yani sünnet yapak da nasıl yapak? Şimdi bunu okumazsan, bilmezsen ne yapacaksın? Sünnete uy hadi. Nasıl uyacaksın? Efendi dediği gibi ne bileyim Müslüman ol. Kelime-i şehadet getirmezsen nasıl Müslüman olacaksın? O bir ilme bağlı. Yani biz Allah Resulü'nün ahir zamanda bir hizbiyiz. Hizbül Kur'an'ız. Biz sahabe mesleğindeyiz gibi hakikat olan, hakikaten öyle olan bir sözle ortaya çıkan bir insanın, bir cemaatin sünnet-i seniyeyi anlatan bir kitabı okumaması çok garip. Risale-i Nur motordur, dinamo gücüdür. Yani arabanın motoru, dinamosu imandır. İslamiyet içerisinde iman motordur, dinamodur. İnanıyor, tamam. Yapması lazım. Ama oradan git, teker lazım. Diferansiyel lazım. Şanzıman lazım. Eksantrik lazım. Direksiyon lazım. O motorun iş görebilmesi için birçok şey lazım. Bu nedir? Bizde sünnet seniyedir. Bizim mesleğimizde bu sünnet seniyedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl giyinirdi? Nasıl konuşurdu? Herhangi bir hadise karşısında nasıl cevap verirdi? Nasıl cevap vermiş? Evinde nasıl muamele etmiş? Dışarıda nasıl muamele etmiş? Bunu hadis kitaplarından efendim okuyup öğrenmezsen sünnet seniye nasıl uyacaksın, bana söyle bakayım hele. Neyine uyan, yani ne yapacaksın ki sünnet ola? Biz işte yeni böyle hemen ilk günlerde bizim Allah rahmet etsin çok sevdiğimiz hoş bir ahbabım olan bir hoca Cemalettin Emiroğlu. Kürsüden demiş, İzzet Paşa kürsüden. Bakalım hele kaç gün takacaklar sargı. Fitne çıkarıyorlar. Ben de kendisine fısla gönderdim. Dedim kaç gün takarsak sünnet olur. Onun sınırını bilsek iyi olur. O kadar takak ki sünnet olur. Tabii yanlışını anladı. Bu çok garip bir şey. Mesela biz ilmihal okuyoruz. İlmihal. Namazı bozup bozmayan şeyler. Günde beş defa beş vakit namaz kılıyorsun.
Bunu bozup bozmayan şeyleri bilmezsen namazın nasıl sahih olacak? Namazı nasıl kılacağız yani? Şimdi mesela bizim dershanelerde eskiden yolcu da olsa 4 rekat kılardık. Yani 2 rekat Nurcular'ın defterinde yazmaz. Biz bu işin komedanıyız. Canımız feda. Canın feda ama 2 rekat kılman lazım güzelim. 4 rekat kıldın mı olmuyor yani. Olur. Tahrimen mekruh. Yani namaz namaz olur yani. Ama mekruh. Niye şeyini mekruh olmayanını kılmıyorsun yani? 2 rekat kılmak lazım. Kametten sonra şey duası, salavat duası. Hanefi'de yok. Hanefi'de yok. Yani sen kendi mezhebini bilmezsen, mezhebinin ne dediğini, farzı bilmezsen, vacibi bilmezsen, sünneti bilmezsen, müstehabı bilmezsen, mekruhu bilmezsen, haramı bilmezsen, müfsidi bilmezsen sen nasıl amel edeceksin? Yani bilmiyorum ki. Ta 75 senelerine kadar halen var mı yok mu bilmiyorum. Ama benim bildiğim 75 senelerine kadar dershanelere ilmihal sokmadılar. Ama bizzat dershanelerde namazı bozucu çok şeyler oluyor. Usuldür, kaidedir diye. Yanlış. Yani bir insan bizim okuduğumuz efendim şeyin tarih kitabı değil yani Cengiz Han'ın tarih kitabı değil. Türklerin serancamı değil, Kürtlerin bilmem nesi değil. Yani biz ef'al-i mükellefin müminse bir adam bilmesi kendisine farz olan bir şeyi okuyoruz. Herkes kendi mezhebine göre amel edecek. Dişinde bir problem var. Fıkıh ne diyor buna? Daha bunun gibi çok şeyler var. Gözün daimi yaşarıyor mesela. Gözün yaşarıyor. Abdestin oluyor mu olmuyor mu? Daha bunun gibi. Mesela elin su toplamış. Çalışırken elin su toplamış. Patlatsan abdestin bozulur mu bozulmaz mı? Daha bunun gibi meseleleri bilmesen neye göre amel edeceksin bilmiyorum ki yani. Neye göre amel edeceksin? İntikal tekbirlerinde Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber. Ne olur hoca efendi? Namaz bozulur. Namaz bozulur. Yani bu telafi edilecek bir şey değil. Bunu ilmihalden okumazsan yorulmuşsun. Allahu Ekber. Namaz kılıyorsun. Namazın yok senin. Namaz değil o. Git o namaz. Oradaki öndeki elifi uzattın mı, iki elif yaptın mı namaz olmaz. Çünkü mana bozuluyor. Hulasa bu tarzımız gelelim Risale-i Nur itibariyle. Bu tarzımız Hulusi Bey, Allah ona rahmet etsin, 1958'de Eskişehir'de üstadı ziyarete gitti. Gittim dedi üstad hazretlerini ziyarete. Risale-i Nur külliyatının tamamı Latin harflerle basılmış olarak üstadın masasının üzerinde yığılıydı böyle. Üst üste. Aynen söylediği şu: ben Risale-i Nur'ların Latin harflerle yazılmasına, basılmasına asla taraftar değilim. Bugün de aynıdır. Taraftar değilim. Ama üstadın masasında onları gördüğüm için ağzımı kapatmışım, karışmıyorum.
İşte o ziyaretinde Üstad Hazretleri emretmiş. Hele kardeşim biraz ders yap da dinleyeyim demiş. Aynen bizim bu yaptığımız gibi önce salavat-ı şerife okuyor. Ondan sonra hadis kitabından biraz okuyor. Ondan sonra İlmihal'den okuyor. Ondan sonra Risale-i Nur'a geçiyor okuyor. Ve Üstad Hazretleri kendisini methediyor. Maşallah kardeşim. Ne güzel bir usul yapmışsın. Ne güzel bir usul yapmışsın. Ve ömür boyu hiç fasılasız 60 sene mütemadiyen ders yapmış bir zat. 50'den 86'ya 36 sene öyle, öncesi de var. Bilfiil 36 sene bilfiil her gün ders yapmış bir zat. Bu tarzda devam etti. Çünkü üstad bunu beğendi. Böyle yap dedi. Şimdi güzel kardeşim, sen neyini beğenmiyorsun? Mesela biz İlmihal okuyoruz. Sen bana diyebilir misin ki benim onu okumaya ihtiyacım yok? İtimat et ki zannediyorum ki bunu diyemeyeceksin. Bunu diyemeyeceksin. İlmihal'i bilmek lazım. Bilmesen orucu ne bozar? Şimdi giderken bir yağmur tanesi ağzına düştü. Yuttun. Oruç bozuldu mu, bozulmadı mı? Ter akıyor buradan, ağzına giriyor. Oruç bozuldu mu, bozulmadı mı? Bunun gibi. Defa hacette aşırı gittin. Oruç bozuldu mu, bozulmadı mı? Ya bunları bilmezsen sen nasıl yapacaksın yani? Birisinin çok güzel bir hikayesi var. Bir arkadaş anlatmıştı. Tasavvufa birisi. Dedi iki arkadaş ilim yapmak için yola çıkıyorlar. Uzun diyarlara gidip yolda ilim yapmak istiyorlar. Duymuş bir namlı bir alimi. Giderlerken yolda bir güzel böyle yeşil, hoş, iklimi müsait, yazı, kışı, hoş bir yer rastlıyor yolda. Arkadaşın biri diyor ki, ya diyor ben yeteri kadar, bana lazım olduğu kadar ilim biliyorum. Burası çok hoşuma gidiyor. Ben burada ibadet edeceğim Allah'a. Ben burada Allah'a ibadet edeceğim. Öbürü diyor ki, vallahi ben ilme gidiyorum. Ben gidip ilmi okuyacağım. Gidiyor seneler, dönüyor, geliyor, bakıyor. Arkadaşı hala öyle ibadet, namaz, takva. Oturup konuşurlarken, yahu diyor o ibadetten meşgul olan diyor. Geçenlerde namaz kılarken diyor, nasıl olduysa, nasıl ettim bilmiyorum. Önümden geçen bir fareye elim değdi, fare öldü. Ben ne yapayım Allah'ım? Ben bu kadar senin yolunda gayret ediyorum, ibadet ediyorum. Bir canlının canını yaktım. Bir canlının hayatına son verdim. Düşündüm, taşındım. Allah'ım sen beni affet dedim. O fareyi aldım, sargımın arasına koydum. Ki Cenab-ı Hak ondan beni affede. Halen onunla namaz kılıyorum. Kardeşi gülüyor, arkadaşı gülüyor. O günden itibaren kıldığın namazları kaza et diyor. Namazın olmamış. Necasettir. O necaset el ayasından da büyüktür. Sen namazlarını iade et. Anladın mı ilim nedir? Anladın mı ilim nedir? Her şey mahiyet ve istidat itibariyle ilme bağlıdır. İlim farz olan ilimdir. İman noktasında bu dairede çok şeyler gördük. Mesela Haşir Risalesi yazdı birisi. Erzurum taraflarından birisi Haşir Risalesi yazdı. Yani senelerin nurcusu, şucusu, bucusu Haşir Risalesi yazdı. Beğenmedi 10. sözü, 29. sözü. Bunun manası bu. Başka birisi Uhuvvet Risalesi yazdı.
Risale, adını Risale koydu yani. Bunlar şimdi Risale-i Nur'u okumuş bir adamın, hani okumamışsa neyse, Risale-i Nur'u okumuş bir adamın böyle hatalar yapması affedilir mi? Bu tamam. İmani meselelerde Risale-i Nur'un dışında, imani meselelerde Risale-i Nur'un dışında kelam söyleyen, kalem oynatan ayıp eder yani, ayıp eder. Doğrusu ayıp eder. Yani kimse tahdit etmiyor. Etmiyor da ayıp eder. Mesela ne gibi? Mesnevi Nuriye'nin tercümesini beğenmedi birisi daire içerisinden. Alim olan birisi. Mesnevi Nuriye'nin tercümesini beğenmedi. Bir tercüme de kendisi yaptı. Bunu Feyzi Efendi Hazretlerine geldiler, söylediler. Şikayet manasında. Kardeşim dedi, Mesnevi Nuriye'nin aslı mevcut mu? Mevcut dediler. Alimlere tahdit koymamak lazım dedi. Herkes yapsın. Yaptı. Şimdiki elimizdeki Mesnevi Nuriye'nin 3-4 misli. Kalın bir Mesnevi Nuriye. Şimdi ben de aldım ondan. Yani şey olarak ibret alem için aldım. Kayboldu ya, nasıl oldu bilmiyorum. Hiç kimse de göremiyorum bir daha. Yani dairenin içerisinde böyle kahramanlar da var yani, böyle kahramanlar. Hulusi Bey'e mektup yazdı. Sen niye salavat-ı şerife ile derse başlıyorsun? Yahu salavat-ı şerife olmadan biz ne yapabiliriz ya? Bütün alemlerin maddi manevi anahtarı salavat-ı şerifedir. Birinci sözden sonraki 14. lemanın şeyini okumamış mısın, salavat-ı şerifenin ne olduğunu? Besmele'nin altı sırrını. Hulasa bu kardeşimiz olanı söylüyor. Yani hazen dairede mevcut konuşulanı, yapılanı söylüyor. Ama çok yanlış. Ya bu kadar adam yanlışı yapar. Olur ya güzelim, niye olmasın yani? İnsan yanlış yapar insan. İnsanlar yanlış yapar yani. Mesela işte önde düşen bir kardeşimizin bir yanlış yapması, ondan sonra gelen, ondan ders alanların hepsinin aynı yanlış yapmasına sebep oluyor. Müteselsilen. Dairede şimdi durum bu. Bir kere öyle olmuş ya, başka eser okunmaz. Hadi okuma. Farzı bilmezsen nasıl edeceksin? Vacip, sünneti, müstahabı, mendubu bilmezsen nasıl yapacaksın? Helalı, haramı, müfsidi, mekruhu bilmezsen nasıl yapacaksın kardeşim? Bunlar farz olan ilim, farz. Her bir mümin, kadın ve erkeğe farz olan bir ilim bu. İlim farzdır dedikleri ilim bu ilimdir işte, bu ilmi halimledir. Hadis okuyoruz. Allah Resulü'nün ne yaptığını bilmezsen sünnet seniyeyi ne yapacaksın yani? Bizim Harputlu Efendi'nin dediği gibi. Sünnet seniye öğreniyoruz. Başka da derste başka bir şey de okumuyoruz, yapmıyoruz yani. Ama bunlar elzem. Bunları bilmeden Risale-i Nur talebeliği yapmak zor. Bizim hayatımız Risale-i Nur'la, Allah'ın inayetiyle başladı, devam ediyor. Bunun dışında gözümüz asla kaymamıştır bir yere. Bu lütfi ilahidir. Bu lütfi ilahidir. Bunu tefahür için söylemiyorum ama durum budur. Ama Risale-i Nur'u tam yaşayabilmek için, namazı kemaliyle kılabilmek için, namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını, mendubunu, müfsidini, mekruhunu bilmek lazım. Bunu bilmezsen kamil bir namaz kılamazsın. Oruç öyledir, hac öyledir. Bunlar ilim istiyor yani, ilim istiyor. Bu da ilmi hal kitabıdır. Allah Resulü'nün ne yaptığını bilmezsen sünnet seniyenin nesine uyacaksın bilmiyorum ki. Siyer Nebeviye kitaplarını okumazsan Üstad Hazretleri milyonlarca ulemanın eserlerine havale ederek burada şu kadar deriz ki kaç yerde var bu? Kaç yerde var?
havale ederek burada bu kadar deriz ki. Demek ki bu kadarı burada istersen fazlasını oku demektir o. Okunan da ilmihaldir. Allah Resulü'nün hayatıdır, sünnet-i seniyedir. Bunu bilmezsen nasıl yapacaksın yani? Umumi bir yanlış var. Umumi bir yanlış var. Yani herkes görmedi, sen mi görün? Ne bileyim yani bazen insanlara yani şeyde adamlar İngiliz mühendisler gelmişler, yol yapacaklar. Bakmışlar oranın köylüleri eşeği bırakıyorlar. Eşek nereden gittiyse yolu oradan yapıyorlar. İngilizler şaşmış yani. Bu ne yapıyor? Demiş eşek en güzel yolu seçer. O. Eşek olmasa ne yapacaksınız? O zaman demiş, mühendisleri çağırırız. O zaman mühendisleri çağırırız. Risale-i Nur talebesi olmak cehaletle hiçbir şey olmaz. Cehaletle hiçbir şey olmaz. Farz içinde farz ilimdir. İlim içinde farz ihlastır. Farz içinde farz ilimdir. İlim içinde farz ihlastır. İlim, amel, ihlas. İslam'da üç şey var. İlim, amel, ihlas. İman noktasına kalem oynatan söylüyorum. Türkiye'de, dünyada. Risale-i Nur geldikten sonra iman meselesinde. İman altı şartı meselesinde. Kalem oynatan yanlış eder. Yasak değil. Ama ayıp eder ve yanlış eder. Risale-i Nur varken onlar o konuşamazlar o işte. Tamam. Ama Siyer-i Nebeviye olmazsa Resulullah'a nasıl uyacaksın? O Risale-i Nur'da yok. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahabı, mekruhu, müfsidi o Risale-i Nur'da yok. Sadece Risale-i Nur namaz kıldırıyor. Namazı kılın. Ehemmiyeti budur diyor 9. sözde. Nasıl kılacağız? İlmihal okuyacağız. Güzel kardeşim. Durum bu. Biz böyle anlıyoruz bu işi.